Evet. Sevgili YouTube, sevgili canı değer Twitch chatimiz. 24 saatlik yayındayız ve Ubisoft'umuza başlıyoruz. Let's go. Bu kadar yani. Giriş yapamadım öyle. Hadi bakalım. Abi ben kapatıyorum, gelirim belki bir saate ya da 30 dakikaya. İyi oyunlar size. Eyvallah Özgürcüğüm, görüşürüz. Sağ olasın bu arada abone olma şeyin için. Hediyelerin için. Aynen, bir ha YouTube alalım abi. 23K'ın 48'i şükürlerim Prime'la abone olmuş. Eyvallah. Burası insanlarla dolu. Kravatıma bak, çok sıkı. Daha önce hiç taktığımı hatırlamıyorum. Bakalım bu oyunu niye bu kadar istediniz? Çok merak ediyorum. Haklılarmış. Büyük şehir gerçekten de beni canlı canlı yiyecek. Okey abi. Ve bu mektup. İş teklifi. Okey. Ya her şey bir yalansa, bir tür şakaysa. Bir şey olmaz. Ama anne goreva ya gerçekse. Korku oyunum, yes. Eğer bu mektup gerçekse. Birazcık yavaş uçuluyor ama korku oyun, evet. Bu benim ilk işim olacak. Haydi bakalım abi. Oğlum çocuk aynı bana benziyor, ne kadar yakışıklı yani. Okey abi, hadi bakalım. Ya order'ın bublar gerçek değilse bilmiyorum abi artık. Sonunda vardım, inşallah doğru yere gelmişimdir. Çeviriye bak maşallah. Official çevir bu arada. Fan çevirse değil, inşallah falan diyor. Etrafta gezinebilirim, birazcık gergin, birisiyle mi konuşsam? Selamünaleyküm abi. Merhaba, affedersiniz. Merhaba hanımefendi. Sipariş edilen bir şubenin işlevsel görevlerinin iradesi net karlı bilmem ne. Aldığı ürüne de doğru orantılıdır. Ne, çalışıyor mu? Ders çalışıyor galiba. Bunu çok rahatsız etmeyelim. Şuraya bakalım. Türkçe bile değil. Ya tamam, inşallah Türkçe değil de. Okey. Merhaba, ben Brian. Memnun olun Brian. Sakıncası yoksa bana soyadıma seslenir misin? Chapman. Büyük şirketleri bilirsin. Formalitelerini falan. Oh, affedersin, o zaman bana Pasternak de. Memnun olun Pasternak. Tahmin ediyorum ki bu işteki ilk günün. Rahatla, gergin olman çok doğal. Evet, buraya bir mektupla çağrıldım. Yani, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama içeri adımınızı attığınızdan beri kıyafetinize bakıyorum. Ne giyiyorsunuz acaba? Takım elbise. Hayır, yani hangi tasarımcı? Kim yaptı bunu? Aslına bakarsan hiçbir fikrim yok. Uygunsuz davranışlarımdan ötürü özür dilerim Bay Pasternak ama bana biraz tuhaf geldi. Nereden aldığını hatırlıyor musun? Sanırım annem bunu bir süpermarketten aldı. Süpermarketten mi? Dostum fakir misin? Affedersiniz. Hangi sınıftansınız? G sınıfı. Siz? Uzak dur benden böcek. Ne cüretle benimle konuşursun he? G sınıfı pisliği. Ama nasıl? Nasıl olur da? Nasıl? Git buradan. Çık. Özür dilerim. Kes sesini. Senin gibi bir bok parçası nasıl olur da böyle bir şirkete davet ederler? Neredesin sen, biliyor musun ha? Biliyor musun? Burası resmi Central Corp merkezi. Efsanevi. Hayır, dünyanın en büyük şirketinin olduğu bir yüce bina. Daha bitirmedim. Bu şirket yalnızca dünyanın uluslararası alanında en zeki, en yetkin insanlarını işe alır. En prestijli üniversitelerden gelen öğrenciler bile notları yetmediği için geri gönderirler. Yalnızca deneyimini kanıtlamış adaylar burada savaşır. Hayır. Sakin ol Chapman. Seninle konuşmaya devam edemem. Lütfen çık git buradan. Abi öyle dublaj yapma, kalk. Ya biz baba dublaj içinde olmuş. Oy amına koyurum Chapman abi. Amirsiniz yani daha. Tamam giderim. Hanımefendiyle mi konuşacağım şimdi? Ne yapacağım? Merhaba. Merhaba, benim adım Brian. Ya çok rahatsın aşko. Benim soyadım Hicks ama bana Kate diyebilirsin, okey? Ah doğru ya, özür dilerim. Henüz bu işe alışamadım. Benimki Pasternak. Hayır. Bana Kate de. Bu daha doğal. Alt sınıflardan mısın? Evet. G sınıfı. Umarım benimle konuşmaktan rahatsızlık duymuyorsunuz. Sanırım şu sarışın adamla tanıştın. Şehir merkezlerinde burnu havada insan çoktur. Oh yani sen başkentten değil misin? E sınıfında doğdum. Babam burada bir iş buldu ve ailemle beraber buraya yükseldik. Ne kadar da şanslısınız. Sen mi bir iş teklifi aldığın için geldim buraya? Evet. Okulu bitirip 6 giriş sınavını başarıyla geçtim. 6 tane giriş sınavımı ananı sikiyim. Bizimkiler de torpilli KPSS'ye girsin. Neyse. Burada bir iş sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu eminim biliyorsundur. Binlerce aday vardı. Ayrıştırılmış veri analizi üzerine çalışıyorum. Peki ya sen? Senin uzmanlığın ne? 20 saat gameplay mi? Yok lan, o kadar değil. Manyak mısınız oğlum? Uzmanlık mı? Dur tahmin edeyim. Fazlalık yöntemi? Belki de karma programlarıdır.
Bekle, buldum A protokol. Aman bu ne oğlum? Hayır, sadece temel öğrenimi gördüm. Emirhan Yüksel 2 lira yollamış. Abi bir kere be demiş. Lan sen bizim Emirhan mısın lan Emirhan? Happy Moons'da çalışan. Amcık hani bana yemek ısmarlıyorsun Happy Moons'da? İnsan bir yazar pezevenk. Benim ne işim var ki burada? G sınıfı birisinin böyle bir şirkette iş bulması imkansız. Bu mektup kötü bir şakadan ibaret olmalı. Mektup mu? İstersen bakabilirsin. Brian Pearson, Extended Corp'da çalışmak üzere bir iş için seçildiniz. Bu iş mevkinizi A sınıfına kalıcı olarak düşecektir. Bir hafta önce evimize geldi. Düşündüm ki ben bilmiyorum. Ve işte buradayım. Ama kesin bir hata olmuş olmalı. Ben aptalın tekiyim. Bir hata mı? Extended Corp'da doğrudan bir yer... Ben niye konuşamıyorum? Emirhan Aras'ta mı? Galiba orada. Ben niye konuşamıyorum şu an? Okey. Extended Corp'da doğrudan bir yer ayrılmış senin adına. Bana kalır... Oğlum ne kadar devri cümleler. Bana kalırsa bu hayatının fırsatı. Neşelenmelisin. Ama uygun bir eğitim bile yok. Burası önemli bir şirket. Eminim nitelikli bir taramanın ardından seçilmişsindir. Belki de sende büyük bir potansiyel gördüler. Okey abi. Diksiyon uçtu. Vallahi gitti abi diksiyon. Bay Chapman, lütfen asansöre binin. Ha. En önemli insanları hep önce çağırırlar. Anlarsınız ya. Amına koyduğum götüne bak hele. Sik kırığına bak. Şeye döndük iyice. Neyin o da? Neyin lan ismi? Altın çocuk ha. Tabii ki de anlamıyorsunuz. Ne kadar cahil olduğunuz yüzünüzden belli. Sizi ezikler. Asansörün üzerindeki şu küçük ışığı görüyor musunuz? İşte o asansörün hangi katta olduğunu gösteriyor. Ne kadar yüksek o kadar iyi. 9. kat idari kadro. İşte bu benim kaderim. Sonsuza değin elveda zavallılar. Değin lan. Okey. Kaçıncı kata çıkacak? Ne kadar önemli? 1 2 İkinci katta durdu. Sanırım o kadar da önemli birisi değildi. 31. İkinci katta durdu lan. O kadar da harbi önemliymiş. Bayan Hicks lütfen asansöre binin. Oh, çok gerginim. Bol şanslar Kate. Teşekkür ederim Brian. Hadi bakalım. Ne oluyor? Dublaj yapıyorum arkadaşlar. Ah, umarım yakında tekrar buluşuruz. Belki kahve... Şimdiden bir çaktık ha gariye. Bak. İnşallah. Ben ararım bebeğim seni. Starbucks bir frappuccino falan akarız yani. İyi güzel. Oy. 4. kat. Oraya çıkabilmek için çok çalışmış olmalı. Sanırım çağrılana kadar beklemeliyim. Tabii bu mektup bir şakadan ibaret değilse. Okey. Bu ne? Bak. Initiation'daymış abi. 4. katta Hive. Neymiş? Kovan. Kabul odasıymış bu Initiation. Okey, Initiation. Okey. Söyleyemedim ama ona koyayım. 10. şey yönetime. Hadi bakayım terasta. 10. kat. Wow. Abi sesini de boşalalım. Teşekkür ederim Enes'cim. Eyvallah. Bir broşür. Üzerine güvenlik, istikrar, düzgün maaş ve özellikle sizin refahımız bizim önceliğimizdir yazıyor. Extended Corp tüm çalışanlarına A sınıfı vatandaşlık sağlıyor. Yarım yüzyıldan fazladır sizin için çalışıyoruz yazıyor. A sınıfına yükselmek hayal gibi. Azim çalışma mutluluk kardeşim. Olur. Bu ne? Çöpten bir şey mi aldım ben? Niye çöpü karıştırdım? Siktir, bir de bunlar çağırmıyor bize. Ayrılmadan önce bana gelen mektubun ne olduğunu öğrenmeliyim. Envanter. İncele. Extended Corp'tan bir iş teklifi. Tamam. Kullan. Nasıl öğreniyorsun? Abi beni çağıracak mısınız? Emirhan Yüksel 31 lira yollamış. Evet, Happy'de çalışan Emirhan demiş. Eyvallah Emirhan'cım. Eyvallah Emirhan'cım. 31 lira. Ay. 31 amına koyayım. Aslında düşünürüm de o kamerayı elimdeki mektubu gösterebilirim. Evrak çantamı Y tuşuna basarak açabilirim. Eyvallah abi. Kullan. Göster bakayım. Merhaba güvenlikçi bey ya da hanımefendi. Bana böyle bir mektup ulaştı ama üzerinde ismim yazılı ve yazdığına göre bir iş teklifi vermişsiniz. Bu bir tür şaka falan mı yoksa... Merhaba. Gıcırtı da olur. Robot amcı demişler arkadaşlar. Ne kadar da aptalım. Bunca yolu boşuna gelmişim de haberim yok. O zaman siktirip gidelim abi, bu ne? Uy, 31 lira ha, hadi bakayım. Anlaşılan o ki başkentte bir iş sahibi olmak benim için bir hayalden ibaret. Eve dönme vakti. Uzun bir yolculuk olacak. 31 liraya özel ses efekti koyayım böyle. Anime kızı
ahlama efekti. Ne diyorsunuz? 31 lira attıklarında öyle bir efekt çıkacak. Aha. Oy, hadi gidiyoruz da. Haydi bakayım. Komik olmaz kere, değil mi? Evet, bence de. Bence de. Evet. Vallahi çok komik olur Hakkı. Herkes 31 lira atıyor, değil mi böyle? Birinci kat. İkinci kat. Elemanı geçiyoruz. Ay. Dört. Aa, karıyı da geçiyoruz. Beş. İki kere o kat. Beşinci kattayız. Altı. Ne oluyor lan? Yuki Psycho. Okey, oyun bir göte gelmeye mi başladı? Ne oldu? Onuncu kata geldik. Demon Fate. Gerilim demiş. Eyvallah abi. En üst kat mı? Bu bir şaka olmalı değil mi? Vallahi daha şaka çıktım. Management'tan mı başlıyoruz? Anana. Bakalım. Kan var. Kan var lan animede. Arkadaşlar birisi... Neyse, o espri yapmayacağım o espriyi ya. Her renkli olmuş ya, bak yaptılar bile chatle. Ama bunu yapan bir de kız ya. Of abi, siz karolar gerçekten. Siz kadınlar. Bu ne? Bir kumanda ama pili yok. Çalıştırmak için iki pile ihtiyacım var. Ha, iki pil bulup buna takacağız. Okey. Bu ne? Modern vazolar. Üzerlerindeki ise kırmızı boya. Her yeri boyaya katmışlar. Emin misin boya olduğundan? Kar olmasın? Kill the Watch. Ha, Kill the Witch'miş lan. Watch'tan bırakayım. Cadıyı öldür mü? Ne? Saat öldür. Bu bir tür büyük şehir etkisi falan değil mi? Strakor çok büyük bir şirket. Yani ben kimim ki bunu sorgulayayım? Kan sanatını. Bir ineğin kanından yapılmış olmalı. Ve eminim değeri milyonları aşıyordur. Okey. Saat öldür. Bir sözleşmeye benziyor. Ben Brian Pasternak. Sintracorp tarafından teklif edilen işi ekte yer alan bilgilerle birlikte kabul ettiğimi beyan ediyorum. Günlük maaşım 10.000 kredi mi? İyi para, iyi para. Her bir başarım için bonuslar alacağım ve A sınıfına terfi edeceğimi kabul ediyorum. Günde 10.000 kredi mi? Bu inanılmaz. Dur. Bu işte bir şey olmalı. Tüm ekleri okusam iyi olacak. Arasında uygulamakta olan işimiz başvursam profesyonel sıra olarak sağlamayı kabul eder. Bu fetiş çalışma koşullarına veya sandıkları 31 11-38 sayılı. Okey, tamam. Okudum, kabul ediyorum abi. Next. İmzala. Bunca yolu boşuna gelmedim. Dönemem. Herkes benim bir korkak olduğumu düşünür. İmzalayacağım. Helal lan Sigma. Sigma mail. A 3 lira yollamış. A demiş. Ne oldu? Wow, o da neydi? Ten for mu dedi? Bir şey dedi. E imza aldım, sırada ne var? Asansöre mi iniyoruz? Asansöre mi iniyoruz? Asansörün sesi geldi. Bu ne? Farklı boyutlarda piramitler. Kesin sanatsal bir anlamı vardır. Aynen. Adam tuvale boşalsa sanat eseri diyeceğiniz var ya. Ya şu elitler yok mu, şu elit elemanlar? 6'ya mı gidiyoruz? Gidemiyoruz. Kaçıncı kata gideceğiz? 4 dedi. 4'a gidelim. 4'e gidelim. 4. kata gidelim. Lobide tanıştığımız kız Kate bu. Ha, Kate bu katta olmalı. Ama bu karanlıkta onu bulmam mümkün değil. O zaman buraya girme. Oğlum harbi ne karanlık lan bu? 5'e gidelim. Abi vallahi billah. Ne oldu? 5. kat cinli mi? Aha, bu ne? Kağıt. Boş bir sayfaya benziyor. Bir saniye, bu şeyin üzerinde bir simge var. Southside Serpents, Riverdale mı bu, amına koyayım? Evrak çantamı atacağım. Gizemli bir kağıt aldım. Okey. 2'ye git piçin yanına. Onu da gideriz. Aa dur bak, bu kazın ışıkları var. Nice. Kere, senin yaptığın korku oyunu ismi ve ne zaman çıkacak? İsmi yok abi. İsmi Götten 31. Bir ara çıkacak inşallah. Merhaba. Sen yeni çalışan mısın? Evet, merhaba. Adım Pasternak. Seninle tanıştığımıza memnun oldum. Bright Pasternak.
Hayır, sadece sadece bir şakaydı kanka. Ben Hugo, yeni iş arkadaşın. Etrafta dolaşalım mı? Üzgünüm, biraz kayboldum. Seni anlıyorum. Alt sınıftan gelenler için çok büyük bir şehir. Korkutucu gelebiliyor ama... Yıldız Yusuf 34, 3. ay. Çok kral adamsın demiş, eyvallah. Ulan var ya, ne komik şaka. Yemin ediyorum Recep İvedik gibi anasını satayım, çok komik. Endişelenme, emin ellerdesin. Burada işler nasıl yürüyor sana göstermeme izin ver. Olur abi, göster. Teşekkür ederim. Burası 5. kat. Genelde yönetim işlerini yürütüyor. Veri tabanlarıyla uğraşıyoruz. Anlarsın işte. Bilgisayar işleri. Olur baba Keşe. Olur baba Keşe. Tamam, şöyle yapalım. Ne oluyor? Raid TR Prime Gaming abone olmuş. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, sağ olasın. Kaç abonemiz oldu bizim? Dur ananı sikim, altyazıyı kaçırdım. Dur bir saniye. Kaç abonemiz olmuş? 542. Oy oy. 600'ü görmüyoruz bu yayında. Amına koyayım. Tamam. Kat görevlisi burada değil ama burada herkesin bir işi vardır. Okey abi. Mesela gelene bak. O işi 600 sabolar mıyız da? Hey ortak, gel senin yeni birisi ta... Dedi ve gitti. Gördün mü, bizi fark etmedi bile. Kimileri işi sadece uyumak için geliyor. İşe sadece uyumak için geliyor. Hadi gel ofisimize geçelim. Seni sevdim Hugo. Şişman insanları severim. Şişman insanlar genellikle samimi oluyor. 750 aboneye tamamlasan 48 saat yayın gelir mi? Bu yayın. Asiklı olun. Ama şey yaparız, sabaton yaparız. Bu arada 411 kişi olmuşuz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni ofisine hoş geldin. Şu an biraz sessiz, bazı çalışanlar hastalandı da. O sanki çok hastalanmış gibi değil, o ne? Ama hey, bakın kimin ininden çıkıverdi. Bir diğer iş arkadaşımız, Sosa. Sosa mı? Beach love Sosa, bom inamona. Merhaba, ben Pasternak. Abi Sosa hiç iyi gözükmüyor bu arada. Sanki böyle bir dönerci ayağına martı eti yemiş gibi, böyle yarım dönere 6 lira para vermiş gibi. Okey abi. Aha, o biraz utangaçtır ama hikayelerini anlatmaya başladı, bir kimse onu durduramaz. Ha, anime kızı gibi. Okey anladım. Turumuza dönelim. At eti yemiş. Alex de Sosa, aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Burada susebilimiz var. Sikeriz. Ne? Ofisin olmazsa olmazı. İçinde büyük bir teknoloji falan barındırmıyor. Bedava su işte. Boşken birisinin onu doldurması gerekiyor. Emin ol yıllar sürer. Ve burada da bir ofisin ofisin baş tacı, kahve makinesi. Her sabah bol bol kahve içeriz. Biraz canlanmaya ne dersin? Ha, can alıyoruz. Anladım, okey abi. Ah hayır, hiç kahve kalmamış. Bir efsaneye göre bu ofis uyumayan karanlık bir yaratığın evidir. Derler ki yalnızca yeni hazırlanmış kahve içer ve asla ama asla içeceğinden fazlasını hazırlamaz. Ne alaka lan? Değil mi Sosa? Bitch love Sosa. Bu karının bir problemi var galiba arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu karının bir problemi var bu arada. Pekala öyleyse, biraz kahve bu yaratığın dikkatini çekmeye dersin. Tabii, ne yapıyorum? Bir kere önce suya ve kahveye ihtiyacım var. Etrafta bir yerlerde vardır. Su burada. O ya, şu su sebebinden bir dolduralım bakalım. Tamam, envanterimize geldi mi su abi? Aynen, suyumuz var. Okey. Tamam, kahve de şu değil mi abi işte? Hiçbir şey yok. Bir dilim ekmek. Dosyaların arasından niye bir dilim ekmek çıktı? Ananı sikim, nasıl bir ofis burası amın? Çopfa 1 lira yollamış, demiş ki Sosa bir daha ağzını şapırdatırsan sik belasını. Kesinlikle abi. Boş. Sosa burada saklanıyor bazen. Burada bir sürü belge var ama hiçbir kahve yapmama yardımcı olamaz. Mantıken. Bir fotokopi makinesi, şu anda kullanmama gerek yok. Sosa var mı lan sana kahve? Vardır herhalde bunda. Sorgulama değil mi? Sorgulamıyorum abi. Sorgulamıyorum. Lan Sosa! Hiç kahven yok değil mi? Yokmuş abi. Okey. Tamam tamam Sosa, tamam. Çöpten bulsak? Aha! Oy! Çöpten kahve mi içeceğiz? Hugo, işimize yarar mı bilmiyorum. Çöpteydi. Aa, hiç sorun değil. Azıcık üzerine üfledim. Tamamdır, her şey harika olacak. Madem büyülü malzemeleri elde ettin, sıra kahve makinesinde. Okey abi. Biraz kahve hazırlamak ister misin? Evet.
Bir kupa kahve aldım. Kahve su içmekten daha fazla enerji verir. Suyu duşta kullanırsın. Yani sanırım her şey bu kadar. Sorun var mı? Tam olarak işim ne? Gerçekten hemen çalışmaya mı başlamak istiyorsun? Daha yeni geldin. O az kalsın unutuyordum. Burada çalışırken belki de en çok kullanacağın alet. Nedir abi? İçme. Gerek yok içmeye azından. Fotokopi makinesi. Kartuş ve kağıt yardımıyla çıktı alabilirsin. Bak mesela bunun kartuşu dolu. Bu yazıcıya aylık veri dökümleri ya da iş dokümanları gibi önemli şeyleri yazdırmak için kullanabilirsin. Ama eğri oturup doğru konuşalım. Bunlar alt katların görevi. Haksız mıyım? Biz burada 5. katta bu inanılmaz cihazı popomuzun fotokopisini çekmek için eğlenceli işlere çıkıyoruz. Zikimi koysam olur mu? Dur bakayım, hay koyayım. Ama dur. Arkadaşlar adam götürün fotokopisini çekti. Anınız. Bakalım popomu meskalığı nasıl... Sanırım bu çift taraflı çektirmeliydim. Okey. Hadi ama sıra sende. Aa hayır teşekkür ederim. Hadi ama insan inan deneyince çok anlayacaksın. Çok eğlenceli. Eğer utanıyorsan poponu kullanmak zorunda değilsin. Yüzünü denemeye ne dersin? Yüzümü mü? Ama... Penis mi? Ya şimdi penise kağıt yetmeyeceği için arkadaşlar böyle 7-8 tane A4 kağıdı gerektiği için o yüzden... Oh hayır kağıt bitmiş. Var bende kağıt var rahat ol. Ah ne yazık. Belki başka bir zaman. Hayır kanka bak. Bu tarz şeyleri yapabildiğim tek kişi sensin. Sosa korkan teki hiçbir zaman yapmaz. Kağıt kalmadığına inanamıyorum. Hiç evrak çantana var mı? Daha öncesinde bir kullanılmış bir kağıt almıştım. İşe yarar mı ki? Tabii ki her türlü kağıt işe yarar. Önemli olan cihazın içine kafanı sokman. O camın üzerine. Güzelme bir kağıt kullandık. Arda Yager. Teşekkür ederim eyvallah Prime'ine abone olduğun için. Fotokopilenmiş ruh. Okey kafa... Saçım bir garip lan sanki. Saçım bir... Ne olmuş o rengi de atmış bir şey olmuş. Okey. Vay canına bu gerçekten çok parlaktı. Ne yaşandı az önce? Cadı sayfası. Ne? Şu işe bak. Görüyorum da kendini nasıl koruman gerektiğini biliyorsun Pasternak. Oyun niye böyle bir gerildi şu an? Neyse şimdi işin ne tam olarak? Dediğim gibi eğer gerçekten çalışmaya başlamak istiyorsan yanındaki şu eski bilgisayarı kullanabilirsin. Birisi sana görevini bildirecek. İşime yarar bir şey yok. Lan nasıl yok oğlum yanındaki eski bilgisayar işte. Ha şurası galiba tamam. What up gamer? Endorado'la hoş geldin kardeşim. Lan Endo sende Mercedes Maybach mı var kardeşim? Ne var sende? Araba? O kadar araba oluyorsun amcık bir abone ol lan. Chatten şeyden bir gofret alın. Okey. Bu ne sneakers mı aldık? Oğlum laptop dedi. Ha şu lan şu bilgisayar galiba. Okey. Şu anda herhangi bir telefon görüşmesi yapmam gerekmiyor. Bir bakalım nasıl çalışıyor bu. Oh çalışmıyor sanırım fiş takılıyor. Ha fişi takmam gerekiyor. Brabus. My Maybach Lamborghini diyorsun. Demiyiz. Adamda var para baba ya. Bu oğlum ay burada işte. Ha tamam fişe takmin edebilirim okey. Ha bu arada harbi 20 saatlik oyun gibi yok ya arkadaşlar 7-8 saat falan sürüyor. Tek atmayabiliriz o sorun değil. Yani çok şey yaparsanız sararsa arkadaşlar tek atarız. Sarmazsa yarısını oynarız yarısında sonraki yayın oynarız fark etmez. Yani tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Ya bunu 7-8 saat izlemeyin. Yok lan 7-8 saat direkt tek atmayız istiyorsanız. Ya bakarız duruma göre. Ama sarar ya bak hikayesi güzel bu arada haberiniz olsun. Bu bilgisayara erişim sağlayabilmek için kimlik kartınızı takın. Kimlik kartı mı? Var. Yok mu kimlik kartım? Lan? Hugo? Aa rahatsız ediyorum biliyorum ama özür dilerim ama bilgisayar bir kimlik kartına ihtiyacım olduğunu söylüyor. Aa evet. Normalde kimlik kartlarını patronun ofisine alırsın. Bekle istersen bir bakıp geleyim. Seninkiler orada mı? Okey abi. Yayınlar süper yavrum öpüyorum seni. Paslaşalım hadi öpüyorum bebişim. Görüşürüz Endon benim. Görüşürüz. Aa bu ne? Telefon çalıyor. Merhaba. Bay Pasternak. Evet benim. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Ben patronun. Hugo bana kimlik kartının olmadığını söyledi. Bir karışıklık olmuş özür diliyorum. O hiç önemli değil. Anlaşılan senin kimlik kartını başka bir ofise yollamışlar. D ofisine gitmen gerekecek. O da bu katta. D ofisi anlaşıldı teşekkür ederim. Gidelim abi hadi bakayım D ofisine gidiyoruz. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar oyuna çok iyi diyorlar. Bak Need Streamer Overlord'a da dediniz ya bu ne amık falan dediniz sardı hepinize. Kanalda en çok izlenen videolardan biri olanı satayım son 2 aydır attım. Need Streamer Overlord bu da sarar herhalde. Nerede lan D ofisi?
Aa, bu ne Hugo? Lan Hugo! Oğlum. Ayın çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar. Hepsinde de Hugo var. Bu normal bir şey değil ama. Oğlum aslında şeymiş değil mi? Gerçek olan tek kişi Hugo, diğer herkes hayalet falan böyle. Bu Bey ofisi. Kilitli, giremiyoruz. Yayında uyu çok önemli. 750 sab olursak bir anda bunu şeye çevirmedik mi? Önü kapalı bunun. Sen söyle. Neydi lan? Saboton. Bu sandalye kapıyı kapatıyor. İtmeyi deneyebilirim. Deneyelim baba keçi. Eyvah. Kan var. Wow, çok karanlık. Merhaba. Bir şeyler olacak. Yerde hızlı bir şey var. Bu bir tuzak. Bu hiç komik değil. Aç ışıkları. Fuck. What the fuck? Okey, bunlara galiba şey yapmam gerekiyor. Çarpmamam. Ne oluyor oğlum oyunda? Lan? Merhaba, çıkış nerede biliyor musun? Ya Allah'ım, hayır, sandalyeye bağlanmış, seni çözmeye çalışacağım. Arkadan bağlanmış olmalı. Çöz. Çöz. Çözemiyorum. Hey tamam, sakin, buradan çıkacağız. Bir şekilde sadece nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Belki de birlikte çalışabiliriz. Buradan çıkmanın bir yolunu bulabiliriz. He, ittirdikçe ışık geliyor. Ananı sikeyim ha. Mekaniğe bak. Okey. Bu ne? Sandalyeyi kablonun üzerinden geçiremem. Birbirlerine geçmişler. Ananı sikeyim bak. Bu üstüme kafama gelecek. Okey. Tamam. Bu ne? Kartondan bir kutu. Oldukça sağlam görünüyor. Bir koli aldım. Peki abi. Gofret de aldık. Çok iyi. Geç bakayım. Oyun bayağı iyi duruyor. Evet, oyun güzel arkadaşlar. Ondan yana bir sorun yok. Zaten güzel olmasa oynamazdım. Rahat olun oğlum. Ben size kötü kalitesiz oyun oynar mıyım ya? Allah Allah. Bu arada ışıkları açayım mı? Benim surat gözükmüyor gibi sanki. Bu ne? Erişebilseydim havalandırma kanalından kaçabilirdim. Bir şeylerin yardımıyla oraya çıkabilirim. Ha, buraya şeyleri koyacağız, kutuları. Koyalım. Envanter. Ulan. Daha fazla kutu yiyeceğim. Okey, tamam. Abi bir sus, gözünü seveyim ya. Dur bir. O ne? O ne oğlum, ne oluyor? Aa, bir yer açıldı orada. Dur tamam, bunu da koy. Daha bir tane daha. Galiba bir tane daha kutu ihtiyacım var. Işık aç. Açıyormuş ya. Şunun karanlığım arkadaşlar. Let's go. Vallahi arkamıza yaslana yaslan. Rahat rahat oynuyoruz kontrolümle. Oh böyle. Vallahi güzel. Çok yorulmamaya çalışıyoruz bir de, böyle dik durmamaya falan çalışıyorum, anladınız mı? Yani böyle öne eğilmemeye çalışıyorum. Böyle rahat rahat arkamıza yaslanın. Nasıl oldu bu? Hiçbir fikrim yok, bakacağız abi. Help me. Yardım et yani. İngilizce bilmeyenler varsa. Lan millet niye asılmış burada? Aa, ölmüş herkes. Asmışlar herkesi. Hugo? Şişko Hugo, umarım açıklaması vardır Hugo'nun. Ne oldu? Sakin ol. Buradan çıkmanın bir yolu var. Elbet bir yolu vardır. Aa, koli. Koş mu? Duvarda yazılı bir şey var. Koş. O ne? Koş. O ne? Ananı sikeyim, ne oluyor? Ha. O ne lan? O da neydi? Ben onu diyorum işte. Bu buradan da herhalde çıkmalıyım. Koş, ananı sikeyim, kaç. Geliyor. Amına. Envanter. Koli. Kaç kaç kaç. Buradan. Tamam çık ya. Buradan çıkmam gerekli gene. Çıksana. O sandalyeli ama o seven olalım arkadaşlar. Kendisini bizim için feda etti. Kendisini bizim için feda etti. Yo Seven. Eyvallah. Ah be abi. Umarım Hugo'nun mantıklı bir açıklaması vardır. O ne oğlum?
dolap bir şeye dönüştü, böyle yaratığa marata falan dönüştü. Aman Allah'ım, o da neydi öyle? Ne oluyor bu şirkette? Ah. Hey sen! Bu karı şey miydi? Bizim ofisteki karı? Değil mi bizim ofisteki karı bu? Aynen! Lan orospu! Şşş! Çıllık! Lütfen yardım çağırmalıyız. Patron. Patron? Ne patronu? Ya bu da mı bir şey oldu? Merhaba. Ah Hugo. Hugo! Ne oldu? Hortlak görmüş gibisin. Lan niye kan var? Bir canavar. Ofisin içinde bir canavar var. Bir ne? D ofisi. Gittim. Ha D ofisine gittim. Ve bilmiyorum, bir kabus. Ah dur tahmin edeyim. Canavar derken birkaç hafta önce delirip kendini ofise kilitleyen adamdan bahsediyorsun. Yo. Bir şeyler normal değil. Sandalyeye bağlı birisi vardı ve düzenlerce çalışan duvarlardan sarkıyordu. Yani bak, öyle bir şey yaşandı sanmıyorum. Yemin ederim. Kahve makineleri ve monitörler havada uçuşuyordu. Hahaha. İş komik delip yastırnak. Hem sen niye ofise gittin ki? Bir sorun yaşanmasın diye kapının önünü bir şeyle kapatmıştık. Çünkü patron bana kimliğimin orada olduğunu söyledi. Ne? Kimlik kartın masanın üzerinde. Hep oraya gelirler. Ama ne? Nasıl yani? Ofis pislik içerisinde. Onu geçtim. Patronun yerine oturmuş, ne yapıyorsun? Oh, kimse bahsetmedi değil mi? Bu şirkete patron falan yoktur. Hiçbir katta, hiçbir yerde. Ne? Biliyorum, kulağa biraz garip geliyor ama hepsi kafayı yiyip kaçtı gitti. Yani genelde gelen son patron kaçıp gidene kadar kendisini bu ofiste yıllarca kilitli tuttu. Sebebi nedir bilinmez. Stres belki. Patron falan yoksa beni arayan kimdi? Biri seninle kafa buluyordur. Çok çok mantıklı açıklama gerçekten. Yaratan ediyoruz o şeye. Çekmecenin dönüştüğü yaratığa. Endişelenme, kimlik kartını alıp çalışmaya başla. O çalışmak derken çok da abartma yani. Sonra çıldırır o canavara dönüşürsün. Haha. Dolap yaratığı işte. Kimlik kartını aldım. Dur Hugo, ne çeviriyorsun lan burada? Pezevenk Hugo. Ha, buraya bakamıyoruz. Okey, tamam. Allah Allah. Nerede çalışacağız lan biz Hugo? Ey, işim hakkında endişeliyim. Bilgisayarını açıp sorumluluklarını neler öğrensen de gerisini düşünmeyi bıraksan ya. Falan, okey, tamam. Buraya mı gideceğiz? Galiba bu. Renkli bilgisayar. Budur büyük ihtimalle. Ama PC dedi de her yerde bilgisayar var. Bu makinelerden birini daha önce hiç kullanmadım. Hugo her şeyin başı. Öyle gibi duruyor, bakalım. Spoiler vermeyin. Ağzını da sıçarım vallahi, bak var ya. Onun çizimleri çok güzel Bordo'nun. Bu. Ananı sikeyim, Matrix'e girdik. Ne oluyor oğlum harbi lan? Burası neresi böyle? Lanius the War God. Üçüncü deneyilemiş. Eyvallah abi. Götten demiş. Sen de götten abi. Başka bir tuzak mı? Bay Pasternak. Ananı sikeyim. Çinli gıcırtılı robot amcık. Aa. Nasıl ya? Aa, bu şeye benziyor lan. Pukka diye bir tane çizgi film vardı. Başka bir ucube. Bu kabustan kurtulmam lazım. Gıcırtılı olur robot amcı. Beep bop beep bop. Okey. 33 yaşım var. Amzik ve göt emirem. Kadını dilimden boşaltıram. Okey. Real robot amzik ve göt emirem. Bay okey. Bay Pasternak. Bak robot sesi yapıyorum, ananı sikeyim. Oh. Sintra Corp'a hoş geldiniz. Be, beni öldürecek misin? Sakin ol, sana zarar vermeyeceğim. Ne oluyor? Kendimi tanıtmama izin verin. Adım Sintra. Yeni işinizde size rehber olacağım. Ananı sikeyim. Bu. Okey, tamam. Tamam. Oy kere Secret Twitch YouTube git Haruncan'la işbirliği. Ya abi Haruncan'ı kanka Haruncan kim ya? Oğlum biz varken dublajda.
Bizim Kadir şey diyor ya, Kiryu'dan ben daha iyi seslendiririm kanka, benim sesim kalın. Pekala ama neden burası yeşil? Daha demin ofisteydim. Şirketimizin arayüzüne Sintranet'e bağlandın. Burada görevini takip edebilir, meslektaşlarından gelen mesajları okuyabilir ve bana istediğin bir konuyu danışabilirsin. Tam daha yapmıyorum, ananı sikim. Boğazım vardı. Bilgilendirme. İlk mesajınızı aldınız. Eğer isterseniz mektubu aktive ederek mesajınızı okuyabilirsiniz. Oğlum boğazına yazık yapma. Sintecorp'a hoş geldiniz Bay Pasternak. Umarız zamanınızı dolu, üretken ve kalıcı geçirirsiniz. Eyvallah abi, eyvallah. Bu mesajı bana sen gönderdin değil mi? Doğru. Doğru. Okey. Let me get a sugar. Kabul ederseniz size sorumluluklarını ve gerektirdiği yetkinlikleri açıklayacağım. Eyvallah abi. Şeytan sesi de yaparım bak mesela. Amına koyayım. Oy ha! Daha önce de imzalamış olduğunuz sözleşmeyi baştan sonra okudunuz değil mi? Bir cigara gibi işte. Adıyaman dütününün faydaları ha amına koyayım. Son parasını atan eleman, son param kere iyi yayınlar herkese demiş. Teşekkür ederim, eyvallah abi. İntervel yapalım diye kadın belini 2 piksel yapmışlar. Yapacak bir şey yok abi. Ah şey, pek sayılmaz. Yani üzerinden çok zaman geçti. Çok fazla bilmediğim kelime vardı. Clarence teşekkür ederim. Eyvallah abi, Prime ile abone için sağ olasın. Sende voice changer vardı. Ne oldu ona? Kan gerek mi var amına koyayım? Lanet olsun adamım. Bilirsin, kaybolmuştum biraz. Endişelenmeyin. Gerekli bilgiyi bizzat kendim araştıracağım. Halihazırda uygulanmakta olan iç tüzük doktrininin önceden belirlenmiş normlarına göre başvuran profesyonel hizmetlerini Sintecorp'un sınırlandırma sistemine uygun olarak sağlamayı kabul eder. Bu önemli kabul tüm bağlı maddeleri süresiz olarak veya sözleşme nefesine kadar kabul eder. Bu sözleşme çalışma koşullarına veya sendikalar bilgilerine bilmem nelerine geç bunu abi. The Bestie 0 teşekkür ederim, eyvallah Prime abone olmuş. Sağ olasın. Bestie. Tamam, bütünlüğü sağlayan ayrıcalıklarını toplamanı yargısınız. Okey. Affedersin, uzatmadan bana sorumluluklarını söylese olmaz mı? Evet, ya kısa kes abi. Tabii ki Sintecorp'ta odaklanmamız gereken yalnızca tek bir işiniz var. Cadı olarak adlandırılmış yaratığı yok etmek. Aa, biz cadı avcısıyız. Witch Hunter ha, amına koyayım. Bit döktürmeye devam. Eyvallah Kerestar, teşekkür ederim, sağ olasın. Ne? Cadı olarak adlandırılmış. Evet, duydum ama cadıyı öldürecek miyim? Ciddi misin? Bir cadı avcısı olarak işe alınınız. Peki abi, okey. Tamam tamam, bak burada ne dönüyor en ufak fikrim yok ama birisini avlamak istediğimi pek sanmıyorum. Bir cadı mı, cidden mi? Şimdi işinizin detaylarını açıklayacağım. Hayır istemiyorum lan, tutas pislik seni. Bir yanlışlık olmalı. Oğlum kendim var ya, karakter nasıl şey yapıyorum ya. Oynamış diyenler gelecek şimdi. Ya oynamış diyenler niye gelsin kanka? Kadın diyor ki cadı diyor, öldüreceğim diyor. Cadı avcısıyız işte, daha ne? Bu simgelik görevinizi göstermekte. Cadı çekicini bul. Cadı çekici. Çıkış nerede? Lütfen Bay Pasternak, açıklamamı bitirmemize izin verirseniz size çıkışı da gösteririm. Okey abi. Teşekkür ederim. Rica ederim, bilmiyorum demek. Cadı hakkında yetersiz bilgiden ötürü ilk göreviniz bu eşsiz yaratıkları nasıl tanımlayıp avlayabileceğimizi ve yok edebileceğimizi açıklayan 15. yüzyılda yazılmış olan kitapta cadı çekicini bulmak. Farkındasın ama cadılardan bahsediyoruz değil mi? Cadılar. Sintecorp cadı çekicinin bir kopyasına sahip, lakin kitabın konumu şu an için belirsiz. Sahip olduğum son kayıtlara göre kitap şirketin 7. katındaki kütüphanesinde bir yerlerde olmalı. Araştırman orada başlaman önerilir. Pekala, bitti mi? Sometimes just breaks. Teşekkür ederim, eyvallah Prime abone olduğun için. Yayınlarken bir yandan nasıl video yüklüyorsun? Ya profesyonel sosyal influencer'ız amına koyayım. Yükleriz tabi. Ayrıca sizi bilgilendirmem gerek ki kitabı getirmemiz durumunda size fazladan 1000 kredi verilecektir. 1000 kredi 1000 dolar olsa iyi. Şarkı çok mu fazla? Onu şu an yapamıyorum. Şu diyalog bitsin şey yapacağım abi. Hey Sintra, bak çok teşekkür ederim teklifin ve geri kalan her şey için. Yalnız bu avcılık işi benlik değil. Ben buraya normal bir iş umuduyla geldim. Her şey her saniye daha da garipleşiyor. Benim yerime başkasını bulmanız daha doğru olur sanki. Geri birkaç saatlik gidiyorum. Gelince 300 bit atacağım. Eyvallah abi, sağ olasın. Böyle düşünmenize üzüldüm. İstediğiniz vakitte ayrılmakta özgürsünüz. Sistemle olan bağlantınızı kesmek için lütfen çıkış simgesini etkileştirin. Umarım ki teklifimizi yeniden değerlendirirsiniz. Bana ihtiyacınız olan her an buradayım. Nasıl yani, şimdi çıkmam mı gerekiyor? Evet çıkacağım galiba. Bir saniye, şuradan ayarlardan hemen müzik sesini
İyi mi böyle müzik sesi? Müzik sesi böyle iyi midir arkadaşlar? Bastırmıyor değil mi? Abi indie geçeceğim mi? Şu an değil abi. Yine mi fazla? Hadi bir tık daha kısıyorum senin için bebeğim. Oldu mu? İyi tamam hadi bakalım çıkalım. Sen ayrılmadan önce sana söylemem gereken son önemli bir konu var. Buradaki işin tamamen gizli. Kimseye görevini açıklayamazsın. Bir cadı avcısı olduğundan ya da bununla alakalı herhangi bir şey hakkında konuşamazsın. Çalışma arkadaşların seni sistemler ve veri tabanları üzerine danışmanlık yapan birisi olarak görecekler. Ne? Kendi can güvenliğin için bu bilgiyi gizli tutacağını umuyorum. Sizi tekrar görmek üzere efendim. Okey. Haydi bakayım. 7. katta cadı çekicini bulacaksın. Ya o zaman hadi gidelim bakalım 7. kadar ha. La ben de yayıncıyıcı. Kanka sende bir problem var o zaman. Uy koşabiliyoruz ha. Bu ne oğlum millet ölü gibi ama. Sen ne? Sen de ayak baba gel bakayım sen buraya. Hayır okey. Dur bakayım lan şurada da bir yerler var. Tuvalet. Aa bu ne? Wow çok karanlık. Oğlum yerdeki şey ne? Okey galiba bakabiliyoruz. Tuvalete gidelim bakalım. Millet niye kambur? Masa başı iş yapıyor ya kanka ondandır. Duydunuz mu? Abi? Abi selamünaleyküm. Aman affedersiniz. Suyumdan bir bardak ister misin? Ne suyuz? Yani tuvalette su... Erkeklik suyu mu? Olur. Alırım. Tamam bildiğimiz su değil mi? Hehehehe. Bir bardak su aldım. Normal suymuş. Ben erkek cam water sanmıştım ben abi. Tüh. Bu binanın yıllardır bir kez olsun temizlendiğinden şüpheliyim. Erkeklik suyu değilmiş arkadaşlar maalesef. Ah ulan be abi. Okey aynada kendimize bakabiliyoruz. Tamam kim gülüyor böyle sürekli? Şimdi böyle baksak. Oğlum kim gülüyor böyle? Neyse beyaz mı? Bilmiyorum. Omori oynamış mıydın? Yok abi. Omori'yi de oynarız istiyorsanız. Yaparız arkadaşlar. Ben seri yapmak istiyorum kanala. 7. kata gidiyoruz değil mi şimdi? İyi bak böyle yazabilirsiniz abi. 2 saat uğraşmayız. Direkt 7. kata zınk diye gittim abi. Okey ama nerede bulacağımı da söylemeyin yani. 7. katta din yeter. Gerisini buluruz. Sintra yapay zeka zımırtısının dediğine göre kitap kütüphanede bir yerlerde. Bir kitabı elde etmek ne kadar zor olabilir ki? Daha önce bir kütüphaneye girerken hiç bu kadar tedirgin olduğumu hatırlamıyorum.